Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz sarmaşık modellerin tanıtımını yapacağım. Bu model çok basit yapımı ve ayrıca çok şık duruyorlar. Hem bileklik, hem kolye, bunu kullanarak gözlük ipi de yapabilirsiniz. Çok ilgi gören bir model. Şimdi bunun yapımına geçeceğiz. Öncelikle kullanacağımız malzemenin tanıtımını yapalım. 6 numaralı kristal kullanıyoruz. Kum boncuk. Turkuaz üzerine kırmızı kristal boncuk kullanacağız. İğne ipliğimiz her zaman var. Papağan. Halkalarımız. Misinamız ve iğnemiz. Ayrıca bilekliklerde kullanabileceğimiz sallantı elemanlarımız. Makas. İğnemize misinayı ve kum boncuğumuzdan 6 tanesini bilekliğimizin ya da kolyemizin kulbunu yapmak üzere 6 olur 7 olur fark etmez. Kulbunu yapmak üzere misinamızın misina kullanıyoruz burada. Misinamızın sonuna kadar getiriyoruz ve düğüm atıyoruz. Daha sonra kalan parçayı içinden geçirerek kaybedeceğiz. Hem de kulbun sağlamlaşmasını sağlayacağız. Düğümü geçtik. Bir ileri gittik. Hatta iki tane daha gidelim ki bu iki boncuğu daha sonra kullanacağız. Kulbu oluşturduk. Buraya sonra halka ve papağan takacağız. Kulbu oluşturduk. Şimdi iğnemize 4 tane kum boncuk. Arkasından bir tane kristal alıyoruz. Ve 2 tane kum boncuk daha. Bundan sonra hep bu işlemi yapacağız. 4 tane kum boncuk, bir tane kristal, 2 tane kum boncuk. Halkamızdaki son taktığımız iki boncuğun içinden geçecek. Ve daha sonra da 4 tane kum boncuğun içinden geçip kristale kadar geliyoruz. Kristalden geçmeyeceğiz. Şöyle. Ve devamında aynı şekilde 4 tane kum boncuk, bir kristal, 2 kum boncuk, son 2 kum boncuğun içinden ve aldığımız 4 kum boncuğun içinden geçip kristale kadar yürütüyoruz. Burada çevirmek durumundayız şöyle. Ki sarmaşığın iki tarafında çiçekler olmuş olsun. Kristal boncuklarımız sarmaşığın çiçekleri olarak kabul edelim. Gördüğünüz gibi. Bu işlemi tekrarlayarak devam ediyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bundan sonrası hep aynı şekilde gidiyor. Son kulbun yapacağımız zamana kadar bu şekilde devam edeceğiz. 4 tane kum boncuk, bir tane kristal,
İki tane kum boncuk. Az önce kum boncuğun önündeki iki taneden geçiyoruz. Dört tane kum boncuğun içinden geçerek kristalden geçmeden çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi sarmaşık modelimiz ortaya çıkmaya başladı. 4 kum boncuk, bir kristal, 2 kum boncuk. Son 6 kum boncuğun içinden geçip kristale kadar geleceğiz ve çıkacağız. Bu işlemi bileğimizin boyu kadar ya da kolyeyi istediğimiz kadar yürüteceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilekliğimiz yeterli uzunluğa ulaşmak üzere. Son kristalleri de beraber takalım. 4 tane kum boncuk, 1 kristal, 2 kum boncuk oluyorduk. Ve şuradaki son 6 boncuğun içinden geçerek kristali kenarından dolanıp sarmaşığı oluşturuyoruz. Arkadaşlar bu modeli biz bileklik olarak tasarladık. Şu anda bilekliğini yapıyoruz. Bunun gözlük ipi modelini de yapabilirsiniz. Uçlarına gözlük ipi için kullanılan lastikleri takarak oluşturacağınız gözlük ipi modellerinde çok tutacağını biliyorum. Standlarımızda mutlaka yer alması gereken ürünlerden birisi. Kolyesi de yok satıyor. Ben her sene yaptığım sarmaşık modellerini mutlaka bitiriyorum. Daha sonra yapamayıp yok sattığım oluyor. Haberiniz olsun. Bu model üzerine çalışmaya gayret gösterin. Evet, modelimizin son kristal boncuğunu da takmak üzereyiz. Ve buraya bir kup daha oluşturacağız. Buraya gene 6 boncuktan bir kup yapalım. Yuvarlayalım. Bunu sonra da buraya halka takıp son şeklini vereceğiz. Bir kez daha geçiyorum. Burada bir düğüm atıp misineyi yok etmek için yürütme işlemini yapacağım.
Diyorum tamam. Seni ileriden bir yerden çıkıp kesmem lazım. Bu kadar yeterli. İşlemimiz tamam. Şimdi pense vasıtasıyla bir başa bir tane papağan takıyorum. Ben halkaları üst üste getirip sıkmayı uygun buluyorum. Öbür türlü içinden ağzı açılıyor ve çıkması çok basit oluyor. Sonra müşteri de geliyor diyor ki bilekliğim koptu. Ama kopmuyor. Ama müşteri koptu zannediyor. Halkanın ağzı biraz açık kaldığı zaman çıkıp koptu süsü veriyor. Burada zincir kullanacağım. Bu zincirlerin içine bizim papağanlarımızın gireceği kadar genişlik var. Bu nedenle de eğer bilekler biraz kalın olursa ayarlama yapmak mümkün olabiliyor. Buraya bir halka daha ekleyip bir aparat yerleştireceğim. Elimde lale aparatı var. Lale aparatından, sallantı aparatından şöyle yaptım ve bilekliğimizi oluşturmuş olduk. Arkadaşlar bugün sarbaşık modelini yaptık. Bizi beğenip paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bizi cesaretlendirmiş olursunuz ve böylece daha fazla video çeker, size daha fazla hizmette bulunuruz. Hoşça kalın.